yapı sektöründe BİM objelerine ve BİM ürün kütüphanelerine olan talep her geçen gün artıyor. Bu doğrultuda inşaat malzemesi üreticilerinin ellerindeki imalat modellerini BİM modellerine dönüştürmeleri gerekiyor. Üreticiler BİM nesne kütüphanelerini mimar ve mühendislere ulaştırarak BİM projelerinin bir parçası oluyorlar. Bir BİM projesinin paydaşları olarak çalışan mimarlar, mühendisler, yüklenici ve işverenler projelerindeki ürün ve malzemelerin fonksiyonel özelliklerinin yanı sıra ürün ile ilgili bilgilere de erişebilmeyi hedefliyorlar. Böylece proje ya da inşaatı biten yapının işletme sürecinde ilgili varlığın bilgilerine ulaşmak kolaylaşıyor ve zaman kazandırıyor. Aynı zamanda süreçler daha az veri girişiyle daha iyi yönetiliyor. Yani mimarlık için dijital düzlem işin ayrılmaz bir parçası. Çünkü yaptığımız iş müthiş masraflı bir iş. Bu masraf sadece ekonomik bir düzlemden bahsetmiyorum. Hem doğal kaynakları tüketmek anlamında, hem karbon footprint o anlamında, hem de iş gücü ve başka birçok şeyi de çok hızlı tüketen bir alan. Sanal düzlemde birçok fikri daha esnek bir şekilde test edebiliyorsunuz veya farklı konuları daha iyi şekilde derinlemesine inceleyebiliyorsunuz. Kompleks, daha karmaşık ilişkileri kurabiliyorsunuz. Tabii mimar doğası gereği kendi zihninde bu simülasyonu yapabiliyor olmasını bekleriz. Ama karmaşıklaşan dünya ve karmaşıklaşan tasarım problemleriyle birlikte bunun çok boyutlu bir şey ve çok farklı insanlar tarafından da anlaşılabilir, iletişim kurulabilir bir şey, bir düzleme dönüşüyor olması gerekiyor diye düşünüyorum. Bu da bu dijital düzlemde bu anlamda bir buluşma alanı her şeyin ötesinde. Sanal olarak iyi simülasyonun yapılmamış bir şeyin hayata geçmesinin mümkün olmaması gerektiğini düşünüyorum. Her şeyin ötesinde doğaya karşı olan sorumluluğumuzun önemli bir parçası olarak bu konuda daha dikkatli olmamız gerektiğini düşünüyorum. Dijital düzlemde bunu simüle etmenin, yapıları hayata geçmeden önce simüle etmenin müthiş bir olanağını sağlıyor. Yapı tasarımını çok uzaktan baktığımızda, çok kabaca baktığımızda sanki bitmiş bir bina veya mimari bir eser asıl önemli şey olmuş gibi düşünürüz. Ama bu işin yolculuğu da süreci de bu iş kadar önemli en az. O yüzden olabildiğince işbirlikleri, fikir alışverişleri, bu işverenden tutun işte çeşitli üreticilere, malzeme sağlayıcılara kadar birçok insanla nasıl ilişki kurduğunuza kadar değişiyor. Biz bunu bu sürecin başından sonuna kadar taşımaya çalışıyoruz. Çeşitli fonksiyonları bir arada bulunduran yapılarda bu işbirlikleri gittikçe daha önem kazanmaya başlıyor. Çünkü farklı kimlikleri bir araya getiren genel bir mimari karakter olmaya başlıyor. Autodesk'in ürün tasarımı ve imalat sektörü yazılımı Inventor ve BIM yazılımı Revit ile birlikte gelen yeni bağlantılı iş akışı özelliğiyle inşaat malzemesi üreticilerinin BIM ekosistemine geçişleri artık çok daha kolay. Inventor ile oluşturulmuş bir imalat modeli BIM objesine otomatik olarak dönüşebiliyor. Bu da binlerce ürünün dönüştürülmesi için harcanacak süreyi en aza indirerek büyük bir zaman avantajı sağlıyor. Projelerde tasarım sürecinde değişiklikler kaçınılmazdır. Eğer ürününüz cephe kaplama malzemesi, gölgelik, asansör veya merdiven gibi yapının mimari modeline göre şekilleniyorsa, Inventor ile Revit arasındaki dinamik bağlantı kullanıcıya çok büyük bir kolaylık sunuyor. Revit modelinde yapılacak tüm değişiklikler dosya dönüşümü olmadan Inventor modeline aktarılabiliyor. Proto Altar'ın deneyimli ve uzman teknik ekibi farklı inşaat malzemeleri ve ekipmanları ile her ürünün özgün özelliklerini değerlendirerek farklı iş akışı senaryoları üzerinde çalışmalar gerçekleştirdi. Bu doğrultuda mimar, mühendis, inşaat malzemeleri üreticileri ve proje paydaşlarının BIM adaptasyon sürecinin her aşamasını destekliyoruz.